Önümüzdeki günler hac günleri. Bütün huccaç Kabe'ye doğru yol alıyorlar. Bizim gideceğimiz arkadaşlar şu anda büyük bir kısmı hacdalar. İnşallah hayırlısıyla biz de gidip onlarla buluşacağız. Allah'ım makbul, mebrur, suhuletli, kolay haclar nasip eylesin. Dualarımız şimdiden kabul eylesin. Şöyle bir özet, bir hac yapalım. Bunu dinleyen yola çıktığı zaman, bunu sırayla dinlediği zaman haccını yapmış olsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, onu anlatalım. Resulullah Efendimizin haccı diyelim. Medine-i Münevvere'den çıkıyor. Zulhuleyfe'ye geliyor. Biz de evimizden çıktık. İhramlarını pırıl pırıl yıkıyor ve giymeden evvel koku sürüyor. Giydikten sonra koku sürülmez. Giymeden kokularını sürdün, buram buram kokuyor. Daha sen ihram değilsin ki. İki saat sonra giyeceksin ihramı. İhramını hazırlıyor, Zulhuleyfe'de namazını kılıyor. İhrama girdikten sonra Hulyevel Kâfi'nin ihlas, iki rekat namaz. Ondan sonra telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerikelek. okuyor sonra tekbir salavat bunların yapılması lazım namazdaki burada bir tatbikat yapacağım namaz kılarken ya rabbim senin için yatsının farzına Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladım. Ben burada ne yapmam gerekiyordu? Tekbir getirmedim. Yatsının farzını dedim ama tekbir getirmedim. Namaz olur mu? Olmaz. Şimdi ya Rabbim ben umre yapmaya niyet ediyorum. İhrama girdin devam ettin. E sen tekbir getirmedin. O telbiye, tehlil, tekbir bildiğiniz namazın tekbirine benzer. O kadar mühimdir. Mutlaka onların getirilmesi lazım. Kabe-i Muazzama'ya vardık. Orada Hacer-i karşısında Hacer-i olduğu yer tam güneşin doğduğu yerdir. Güneş şemsu tecrili müstakarin lehe zelike takdirul azizil alim. Her şeyi bilen Allah. Hacer-i Lesved'in tam karşısından güneş doğar. Onu aynen tavafa başlar gibi istilamını yapar. Başlar. O güneş tecri deveran etmeye başlar. Biz de Hacer-i Lesved'den Bismillahirrahmanirrahim Ekber deriz. Oraya güneş doğarken bazen geldiğimde de bakarım böyle. Tam da güneş doğuyor. Ben de diyorum ey güneş beraber istilam ediyoruz falan. O da benim gibi Allah'ın yarattığı bir cisim. Ben de bir cisimim. Konuşan cisim. O konuşmuyor ama Mevla Teala'ya Ya, ya Rabbi müsaade var mı? Var. Deveran etmeye devam et. Müsaade var mı? Bukhari hadisi bu. Yok. Tersten doğu bakalım. Tersten doğacak. Tövbe kapısı kapanacak. Mevla'ya münacat ediyor. Ve ya Rabbim hayırlı ömürler. Yolunda nefes tüketmeyi bana nasip et. Dedim mi ben şu anda? Bunu söyleme kabiliyetini bana ben kendim mi oluşturdum Allah mı verdi? Ben bunu telaffuz ederek beyan edebiliyorsam allemehul beyan. O beyanı Allah bana verdi. Güneş Rabbisine beyan ediyor ama biz anlamıyoruz. Allah Celle Celaluhu güneş ile konuşuyor. Konuşuyor. Güneş Allah ile konuşur ve Mevla Teala ona devaran etmeye devam et Mesela uzun gidecek şimdi. Ve tavafa başlarız. Birinci, ikinci, üçüncü kat sema derken bu maddi alemle mana alemi birleşiyor. Biz maddi bir varlığız. Allahu Ekber demekte. yedi kat semadaki melekler namaz kılıyor. Kıyam, rükû, secde yedi kat sema. Namaz yedi kat semayla birlikte kılınmış gibi oluyor. Oradaki bütün meleklerin hareketini yapıyorsun. Tavafa başladığın zaman yedi kat semada Beyt-i Mamur'u tavaf ediyorlar. Bazı veliler oradaki melekut aleminde temaşa etmişlerdir. Görmüşlerdir yani bunları ve bu şekilde maddi alem ve mana alemin birleşmesi oluyor. Buradaki meseleleri bu ne saat yeter ne buradaki vakit yeter. Tekrar mütalaa edecek olursak Rüklü Yemani dediğimiz yere geldiğimizde orada Bismillahirrahmanirrahim Ekber denir. Cebrail Aleyhisselam istilam etmiş. Hacer Lesved'e geldiğimiz zaman Bismillahirrahmanirrahim Ekber. Elimizi uzatır elimizi öperiz. Öpme imkanı varsa öpersin. Ancak çok hayli izdiham oluyor. Sonra Safa ile Merve arasında sağ yapar ve erkekler usturayla tıraş olacak. Çünkü Resulullah bizim duası Allah'ım tıraş olanları rahmet eyle 3 defa. Kısaltanlara da olsun demiştir. Onun için mutlaka ömürde bir hac yapıyorsun. Tıraş ol da ya. Usturayla yapılması gerekiyor. Hanımlar mutlaka saçından bir boğum kesmeleri lazım. Bunu unutulmasın diye bir tatbikat yapacağım. Bir tatbikat yapıyorum. Ben namaz kılıyorum. Allahu Ekber. Namazdayım. Elhamdülillahi Rabbil Alim. El Rahim dedim. Said Hoca geldi. Hoş geldin. El er Rahim Malik. Olur mu? İnna atene Bismillah. Fesallili Rabbi keven har falan. Ben namaz kılmıyorum ha şu anda. Millet bu hoca ne yapıyor Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Böyle canlı olursa daha iyi akılda kalır. Şimdi namazın içerisinde konuşabilir miyim? Namazın içerisinde su içebilir miyim? Bunlar yasak. İhramlı iken de koku kullanamazsın. Tırnağını kesemezsin. Vücuduna dokunamazsın. Eşinle beraber isen, ihramlı iken eşin yabancı gibi olacak. Lakayit, şakalaşmalar yani zorunlu el tutma olabilir ama böyle keyfi yani eşler arasındaki el tutmalar doğru değil. Bunlara azami dikkat edilmesi lazım. Haccı bozar, ihramı bozar. İleri safaya daha gitme yani. Oralar bile sadaka, cezaya doğru götürür. Ciddiyet istiyor. Namazda hanımın elini tutabilir misin? Öyle düşün yani. İhram bu. Lebek. Aranacaksın. Anladın meseleyi? İhramlıyken Arafat Müzdelife'ye giderken. Şimdi ben şimdi ettehiyatı okuyorum. Hacdaki tıraşı anlatıyorum. Ettehiyyat Okur ettehiyyatü lillahi ve sınavatı. Tayyip abi. Esselamu aleyke Böyle olur mu namazda? Ya su içebilir miyim? Peki ben Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Suyu iç, içebilir miyim? Yani erkek tıraş hanım da saçından bir boğum kesmeden ihramdan çıkmış olmadı. Yani selam verip namazdan çıkmadığın gibi sen ihramdan çıkmadın. Onun için ihram devam ediyor. İhram demek yasaklar demektir. Bu misal bir şey yaramıştır. Onu anlatmaya çalıştım. Mutlaka hanımların en büyük yaptığı hata her defasında hacda umrede karşılaşıyor. Gidiyor otele hemen orada vesaire tamam. Ya sen saçını kesmedin. Bir gün sonra aklına geliyor falan. Bu çok çok mühim. Bunu hatırlatmak lazım. Mutlaka bizi dinleyen mukaddes toprak insanlar vardır. Bu tıraş meselesi, hanımların saçlarının kesme meselesi mühimdir. Şimdi bir diğer konu, kıymetli hazirun, ulema diyor ki çok güzel bir fetva bu. Namaz kılmak için, zikir yapmak için, Kur'an okumak için, sohbet, vaaz neyse bunları yapmak için mekana ihtiyaç yok. Tavaf etmek için neye ihtiyaç var? Şimdi bir insan Kabe'deyse demek ki Kabe'yi buldu. Kur'an okumak için, namaz kılmak için, zikir yapmak için Kabe'ye ihtiyaç var mı? Ben burada zikir yapamam mı? Kur'an okuyamam mı? Nafile, namaz, Allah rızası için, evvabin, işrak, kuşluğu kılamam mı? Ama tavaf etmek için ben burada tavaf yapabilir miyim? Ne yapmam lazım? Kabe'yi bul. Ya mübarek hazır Kabe'desin. O zaman hacda olan insanlar, umrede olan insanların bütün kabiliyetlerini, vakitlerini, takatlerini Kabe'de nasıl tavaf ederler? Debilirim. Veya 1'e 100 bin sevap almak için 5 vakit namazı nasıl Kabe'de kılarım? Özellikle sabah namazlarını diye buna çok çok gayret etmek lazım. Tekrar ediyorum. Tavaf etmek için Kabe'ye ihtiyaç var. Kabe'deysen o zaman bütün gayretini oraya hasretmek lazım. Kendine göre takatini yapacaksın. Mesela bazıları böyle grupla hareket etmek istiyor. O çok merasim oluyor. Ya kendin arkadaşlarınla beraber kendini ayarla. Orada ya Allah bismillah git Kabe'ni tavaf et. Yani bu yapılacak iş Kabe'nin etrafında de 7 defa dönmektir. Devam ediyoruz. Ha gruplarla da olursa güzel olur. Birlikte yapılan duaların çok kabulüne işaret vardır. Bu sene Cuma'dan başlıyor. Arafat'a çıkmadan bir gün evvel yani canlı gidelim. Cuma günü. Mina'ya gidilmesi lazım. Mina'da Cuma namazı. Yerine öğle namazı kılınıyor. Oralarda Mina olsun, Arafat olsun. Cuma'ya denk gelse bile yine öğle namazı kılınıyor. Teamül o şekilde gelmiştir. Arafat'ta zaten Arafat Vakfesi'nde Cuma hutbe falan olmuyor. Orada cemi takdim yapılıyor otomatikmen öğleyin ikindi. Ancak Mina'da cuma namazı kılınma durumunda, cumayı kılma durumunda eğer böyle bir şey olursa o durumda zuhru ahırı da kılar ve o şekilde bir yol izleyebilir. Ben bir defa öyle yaptırmıştım. Zuhru ahırı da kıldık. Hazır orada 5-600 tane insan var. Gayet kalabalık. Cuma'da kılınsa olur mu? Olur. Ancak olması gereken birinci anlattığımız şekil olacaktır. Ve kıymetli hazırun Resulullah Efendimiz öğlen ikindi akşam yatsı sabah namazını kıldı. Ondan sonra Arafat'a gitti. Şimdi buraya çok dikkat edin. Arafat'ta Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi Resulullah efendimiz Ebu Sıddık'ı haccın başında emir olarak gönderdi. Hazreti Ali'yi daha sonra bak bu bilgi çok önemli. Sen dedi tövbe suresini oku dedi. Ve Mina'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Cemerat'ta 6-7 defa Hazreti Ali efendimiz hatta hadi Ebu Sıddık dedi ki sen hac emiri olarak mı peygamber gönderdi seni? Yok dedi. E, o zaman ne? Tövbe suresini okumak için geldim ben dedi. Sırf tövbe suresini okusun diye Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'yi gönderiyor. Resulullah Efendimiz o sene hacca gidemedi bir sene sonra gitti. Zaten veda haccı oldu. Tövbe suresi çok çok önemli. Mina'da olsun, Arafat'ta olsun. Ondan sonra bu kayıt olduğu için bu unutulmasın. Yüz defa kulü vallahu ahad. Yüz defa Allah'ıma salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Yüz defa Allah'ıma barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Yüz defa la ilahe illallah ve tevla şerike illa ve elhamdülü ve ala kulü şirkatı. Yüz defa subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Zaten bunlar okundu mu bayağı bir vakit alır. Bunların okunması durumunda duaların kabul olacağına, müstecabına alamettir. Bu Arafa günü yapılacak olan vakfeden sonraki dualardır. Arafat'ta boş olmamak lazım. Orada daim okumak gerekiyor. Duayla, zikirle, tesbihle vakit harcamak lazım. Dikkat edin. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arafat vakfesini Cebeli Rahmede yapmıştır. Arafat düz bir alandır. Arafat'ta dağ yoktur. Arafat dağı bizim dağımız yanlış bir tabir. Öyle bir naat diyelim söylenmiş milletin aklında Arafat'ta dağ bekliyor. Ya dağ yok orada. Düz bir alandır orası. Arafat'ta bir tepe vardır. Ona Cebeli Rahmet denir. Öyle küçük bir yerdir. Adem Aleyhisselam Havva Valide. Efendimizin buluşması bir yer. Resulullah Efendimiz o Cebeli Rahmen'in olduğu yerde güneş şuradan vurunca gölge tarafında. Orada bir saat kadar, bir, bir buçuk saat kadar öğleyin vaktinde öğleyin ikindi Cem'i takdim ettirmiş. Onun dışında Cem yani iki namazı bir arada kılma Hanefi mezhebinde yoktur. Yani bu durumda yolcu olan birisi abdestini hazır kılar, uçakta vesaire namazını kılar. Uçaktan namaz kılınır. Farz namazları vesaire uçakta kılınır. uçağı efendim kılacağım açık alanda, efendim, yeşil sahrada öyle, öyle bir şey yok. Uçak da trende vesaire gemide namaz kılınır. Şimdi Cebeli Rahmet'e bir buçuk saat orada vakfe duasını yapmış. Bütün hacıların e burada yani gözden kaçırdığı bir şey. Orayı biz yapıyoruz elhamdülillah. Resulullah Efendimiz 3 gibi yani ikindiye yakın orada Mescid-i vardır. Yani Arafat'ın hududuna yakın bir yerde 4 saat kadar güneşin altında çadır falan yok. Devenin sırtında güneş beyni kaynatıyor. Biz çadırda bile duramıyoruz. Bak o ben söyleyeyim. Yani çadırda durulamıyor. O kadar sıcak ya acayip bir yer. saat Vesselam Efendimiz devenin sırtında ve üzengiyi tutuyor, eli yoruluyor, bir elini bırakıyor, bir eliyle devenin yularını tutuyor. Bu eli yoruluyor, bununla tutuyor. 4 saat devenin sırtında Arafat'ta vakfe duası yapmıştır Rasul Efendimiz. Millet bir yarım saat 40 dakika dua ediyor. Ondan sonra orada dolanıyor oralarda geziyor. Ya ömründe bir gelmişim bir dua et bir şeyler yap ya. Ya arkadaşlar çöp kadar değerimiz kalmadı. Bu, bunu kastediyorum. Ya ben üzmek için konuşmuyorum ya. Bir ibadet edecek ahiret terazisine koyacak bir şeylerimiz olsun. Resulullah Efendimiz bir buçuk saat oradan topla, dört saate buradan toplasam beş buçuk saat yapar. Resulullah Efendimiz Arafat'taki duaları, kıldığı namazları da vesaire yan yana getir. Bu. Ondan sonra Resulullah Efendimiz Raha ile Müzdelife, Müzdelife'ye geldi. Orada yedi tane taş toplanıyor. Şimdi sıkı durun. Neden yedi tane? Çünkü insanın özünde yedi kötü özellik var. Birincisi kibir. Allah'ı küçük görmek, peygamberi hor görmek, dini hakir görmek, Müslümanları değersiz görmek, kibir, haset, kin, hık dediğimiz, hubuca, hubumal, kulüme riyaset 10 saat anlatmam lazım. Şimdi buna vakit yetmez. Onun için cehennemin 7 kapısı, insanın 7 kötü özelliği. Şeytana da 7 tane taş atılıyor. Oradaki gaye Allah'ım bana güzel ahlak nasip et, kötü insanın yapısına uymayan kötü özelliklerden beni kurtar diye. Ragmen şeytan ve hizbihi diye şeytan taşlamalar yapılır. Yani ben hep şunu söylüyorum. Ey hacılar, şeytan taşlarken şeytanı bırakıp gelin. Şeytanı sırtınıza vurup gelmeyin. Yani ne demek istiyoruz? Orada kötü özellikler bırak yani bu şekilde Allah makbul haclar nasip eylesin ve ondan sonra kurban kesilir kurban kesildikten sonra haber tabi tam olarak gelmese de 12 gibi hacılar 12 gibi ihramdan çıkmaları doğru olacaktır sabahın könde bazıları ihramdan çıkıyor yapma bunu daha kurbanlar kesilmedi ya yani 12'ye kadar bekle hiç olmazsa 12 gibi ihramdan çıkılır e çıkıldıktan sonra dediğimiz gibi orada tıraş olunması gerekiyor işte usturayla tıraş olunur ve ikinci günü bu bilgi çok önemli şeytan taşlamanın ikinci günü öğleyinden sonradır. Bazıları bakıyoruz 11'de falan gidiyor. Yani öğleyinden evvel ikinci gün öğleyinden evvel şeytan taşlama geçersizdir. Kabul olmayacaktır. Bir daha atılması gerekiyor. Bu mesele üçüncü gün yine tekrar eder ve özetin özeti Allah makbul mebrur hacdar nasip eylesin. Sevgili Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği haccen mebrur reisilehul ceza illel cenne. Kabul olunmuş haccın karşılığı ancak cennettir buyurmuş. Bunu hep duyarsınız. Hacdaki e, yapılan dualar kabul ama müzdelife de müzdelife de Allah'a son derece yaklaşmak manasına geliyor. Orada da bütün bizim dünyevi, insani, beşeri haklar da af oluyor. Öyle bir genel müzdelifenin mutlaka sabah namazına kadar orada kalınması gerekiyor. Bazıları 11-12'de or transit gidiyor. Ne yapıyorsun sen? Gezmeye mi geldin buraya? 50 gün dahi kalsan bayram gecesi müzdelifede kalacaksın. Bütün mesele bu haccin kilit noktası orasıdır. Yani Arafat'tan çıktın, müzdelifeden geçtin geçtin. Ondan sonra ne müzdelifenin vakti vakit oldu, ne şeytan taşlama şeytan taşlama vakti oldu. Sabah namazını beklenilmesi gerekecektir. Bu mesele böyle hassas bir konudur. Allah makbul mebrur haclar nasip etsin. Ayeti kerime diyor ki: "Ve etimul hacce." Haccı noksansız yapın, hac yapın demiyor. Noksansız yapın diyor. Namazı kılın diyor, zekatı verin diyor ama hac yapın değil. Ve etim mu noksansız yapın. Kusursuz yapın. Çünkü birçok orada gevşeklikler oluşuyor, noksanlıklar oluşuyor. Oluşmasın. Rabbim tekrar makbul mebrur haclar nasip etsin. İnce bir fetvadır. Yani bir seferde pek anlaşılmaz ama ehline gitsin bu da. Şimdi 4 gece sonra gelir. 360 gece önce gelir. Mesela bu gece Perşembe gecesi. Ancak bu gece Arafat olsaydı biz Arafat'ta vakfe yapsaydık bu gece çarşamba gecesi olacaktı. Yani şu anda çarşamba gelir. İslam'da gece önce gelir bu gece yarın Perşembe. Yani bu gece Perşembe gecesi. Yarın Perşembe. Ama Mekke'de olsaydık, hac yapsaydık bu gece gece çarşamba gecesi olacaktır. Onun için Arafat çarşambanın insana kadar devam eder. Bu dört gece böyle gider. Bu çok ince bir meseledir fıkıhla alakalı. Bu bilgi ehline lazım olur. Onu söylemiş olduk. Bir iki mesele daha var. Arafat vakfesine gitmeden evvel 14 gün kalan seferidir. Arafat vakfesine kadar 15 ve fazla kaldıysa otomatikmen Mina'ya da Arafat'a da çıksa döndükten sonra orada da döndükten sonra da yine mukim olarak devam eder. Yani bütün mesele Arafat'a Arafat'tan evvelki mukimlik meselesi. Mukim ise ondan sonra devam eder. Burada da fıkıhta şöyle bir mesele. Yani vatan-ı sükna vatan-ı ikamiyi bozmuyor. Vatan-ı ikami de vatan-ı asliyi bozmuyor. Bu da uzun bir meseledir. Özetin özeti bu bilgiler bayağı işe yarar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Ömür sermayemizi rızasına uygun kullandırsın. Bütün huccacın hacılarını kabul eylesin. Bu bilgiyi sizinle paylaştım. Dünya iletişimi kolaylaştı. Bu manada bunları da siz çevrenizdekilere vesaire paylaş ve bir defa hac yapıldığı için bunun telafisi mümkün değil. Şu müjdeli bir hadiste bitirelim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allah'ım mağfiril hac. Ya Rabbi hac yapanın hacını, hacı affeyle ve limen istafere lehul hac. Haccın af istediği kulları da sen affeyle ya Rabbim. Bu şu demektir. Hac yapanın affını peygamber istemiş. Hacının af istediğini ni affet ya Rabbim diye de Resulullah Efendimiz onun hakkında dua etmiş. Allah'ım hacı kimin affını istiyorsa da sen affeyle ya Rabbim. Hac panı da affeyle diye peygamber dua etmiş. Müthiş zarif bir meseledir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.